İnsan hayat serüveni boyunca birilerinden bir şey istiyor. Bir şekilde değil mi? Mücadelemiz bu. Üniversiteyi niye bitiriyorsun? E bir şeyler istiyorum. Niye evleniyorsun? E bir şeyler istiyorum. Maddi, manevi, huzur, sağlık, çikolata, gofret. İnsan mutlaka bir şeyler istiyor. Şimdi bu isteklerin kainatın büyük çarklarında, sünnetullahlarında yerleri de var. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada yol işaretlerini bize beyan etmiş, göstermiş. Ne ile? Mesela hadis-i şeriflerle. Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, kim ismi azam ile dua etse o dua geri çevrilmez buyuruyor. Bakar mısın? Çok iddialı bir şey değil mi? Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da 99 ismi celili olsa gerek. Cevşen'de de 1001 ismi var. Aslı ve mahiyeti itibariyle daha fazla ismi var. Kimilerini dünyada, kimilerini ahirette göreceğimiz birçok ismi var. Bunların içerisinde olmazsa olmaz isimlere ismi azam denmiş. Ne demek olmazsa olmaz? Mesela Allah Azze ve Celle'nin Cemil ismi. Ne demek? Güzellik. Dünyadan çekilse biz öyle ya da böyle yaşamaya devam edebiliriz. Ya da mülevvin Boyayan ismi dünyadan çekilse çok şey eksik kalır. Ama öyle ya da böyle hayat devam eder mi? Edebilir değil mi? Dünya dönebilir. İşte azam mertebesindeki isimleri dünyadan çekildiği anda hayat devam edemez. İsmi azam bunlar demektir. Herkese göre ismi azam farklı farklı şekilde açılmıştır. Üstad hazretlerine de farklı açılmıştır. Ve bugün ismi hay işleyeceğiz. O ismi hay, ismi azamlardan bir tanesidir. İsmi Azam'ın ne olduğunu umarım anlatabildim. Şimdi hadise geri döneyim. Kim ismi Azam ile dua etse o dua geri çevrilmez. Bu hadise göre şöyle mi yapalım o zaman? Biz bu ismi Azam'ları bulalım, kaç tanesi ezberleyelim. Hatta olmadı arabamızın arkasına böyle etiketleyelim, yapıştıralım. Dükkanımızın girişine yapıştıralım. Onları ezberleyip onlarla dua edelim ve o dualar geri çevrilmesin. Bu şekilde mantıklı geliyor mu size? Demek bu şekilde değil. Demek keyfiyetini, manasını, mahiyetini bilmek ve tanımak içerikli bir olay. Biz sokakta birbirimizi ilk kez görmüş adamlar olsak aslan, birbirimizden böyle ciddi ricalarda bulunsak, ya aslan ya bir benim eve gelsen de karyola taşıyacağım yardım eder misin desem, ya abi sen kimsin senin eve niye geleyim karyolayı niye taşıyayım ben dersin. Sebebi ne bunu demenin? Tanışıklığımız yok. Beni tanımıyorsun. Peki seninle tanıştık. Biraz böyle ünsiyetimiz, dostluğumuz, kuvvet bulduğu aradan yıllar geçti. Desem ki aslan beni omuzunda taşıyıp hastaneye götürür müsün? İnsan onu çevirmez. Demek ki tanıma arttıkça onun hatrı kırılmaz. Şimdi hadis biraz açıldı mı? Kim ismi azam ile dua etseden mana şu. Sen Allah'ı, Allah'ın esma tecellilerini özellikle ve özellikle azam mertebesindeki isimlerini ne kadar tanısan, ne kadar bilsen, kainatta, mevcudatta, tekvini emirler mecmuasında ne kadar o isimleri okuyup okuyup hayret etsen, bir dostunda, bebeğinde, elmada, portakalda, tantunide, kaşında, gözünde, dilinde, dudağında, her birisinde Allah'ın isimlerini ne kadar okusan ve Allah'ı ne kadar tanısan, senin Allah katında hatrında o kadar artar, onu fazla tanıdığından Hatrın çok arttığından duanda geri çevrilmez. Nasıl? Demek yani onları ezberlemek manası değil. Hissetmek, yaşamak, keyfiyetini bilmek manaları var. Bunun içerisinde başka bir tane daha sır var. İnsanın şu dünyadan en büyük talebi huzur ve huzur içerisindeki lezzettir. Birisi bana dese ki Mehmet seni şuraya bağlayacağız ama ölene kadar yani artık 30 yıl, 40 yıl neyse çok huzurlu ve mutlu olacaksın dese ben bunu kabul ederim. Değil? Yani insanın Gayesi bu değil mi? Huzur ve mutluluğa ermek. Inception diye bir film vardı. Orada rüyaların içine girebilmek için çok kuvvetli bir kimyasal arıyorlardı. Hindistanlı bir adama gitmişlerdi. Adam o kadar kuvvetli bir rüya kimyasalı bulmuş ki, insanlar rüya görme sürelerinde uyanık kalıyorlardı. Uyanık kalma sürelerinde de rüya görüyorlardı. Çünkü huzuru rüyada bulduklarından dünyayla işleri kalmamıştı. Demek ki bir insanın talebindeki en çok ulaşması gereken ve ulaşmak istediği olay huzur, mutluluk ve bu işin lezzetini almak. Şimdi demek ki kim ismi azamla ne talep etse o geri çevrilmezden en büyük maksat Allah'ım dünyada huzur ve huzurun içerisinde saklı olan o mutluluğu, o lezzeti bana nasip et demek. Şimdi o zaman şunu tahlil edelim. Biz nasıl lezzet alıyoruz? E şurada bir tantuni olduğunda biz tantuninin sıcak soğuk ayrımından lezzet seviyemiz değişir. Biber ayrımından, et kalitesinden, lavaşının güzelliğinden lezzet seviyemiz değişir. Benim Tantuni'deki bu lezzet ve lezzet mertebelerini anlamamı sağlayan şey nedir? O tadı alacak bir cihazattır. Yani dilimdir. Şimdi dışarıda parfüm satıyorlar. 3 liraya, 30 liraya, 300 liraya. Her birisinde farklı bir kokunun lezzeti var. Peki bizim için bu koku lezzetleri nasıl böyle fark ediyor? Demek bizde bu kokunun lezzetini alacak bir cihazat var. Bazen böyle birisi bir Kur'an okur. Uf ya mest etti beni. Kardeşim bir daha okur musun deriz. Demek ki ben o sesten, o Kur'an'dan lezzet almışım. Peki benim bu lezzeti aldığımı anlayacak cihazatım nedir? Kulaktır. Peki şöyle bir lezzet aldınız mı hayatınızda? Bir gün odanızı, masanızı, iş yerinizi şöyle bir baştan aşağı temizlemişsinizdir ve o temizlik bittiğinde de "Oh ya! Ya nasıl bir mutluluk ve huzur var içimde." demişsinizdir. Peki temizliğin sonucunda o mutluluğu veren cihazatımız hangisi? Demek bizim içimizde o temizliğin esas sebebi zat pak olan Kuddüs isminin lezzetini anlayacak bir cihazat var. Tövbe ettiğinizde lezzet alıyor musunuz? Tövbede bir temizlik mi? Temizlik. Tövbe ettiğinde neden lezzet alıyorsun? Çünkü içinde ismi Kuddüs'teki lezzeti ve o lezzetin mertebelerini anlayacak bir cihazat var. Bu yüzden lezzet alıyorsun. Şöyle dağın tepesine çıkıp yüksek oksijen çektiğinde ne oluyor? Bizim kanımızda kesif halde karbon var. O çektiğin nefes kesif halde bulunan karbonu alıp karbondioksit olarak geri atıyor ve temizlenince ne oluyorsun? Üf, daha havası saldık da yaradı diyorsun. O temizlikte bile bir lezzet var. İsmi Kudüs'ü anlayan bir cihazat var demek ki. Başka örnek verelim. İki tane dostumuz arasında anlaşmazlığa düşse. Ben haklıyım, sen haklısın, şöyledir, böyledir. Senin de meclisine gelseler. Sen de desen ki ya bak kardeşim sen şurada biraz haklısın, sen şurada biraz haksızsın. Şöyle yapalım, böyle yapalım deyip onların arasındaki teraziyi düzeltsen. Onlar ayrıldıktan sonra bir mutluluk hissediyor musun? Peki bu mutluluğu dilde mi hissediyorsun? Kulakta, burunda, gözde. Neyde hissediyorsun? Demek ismi adlı. Allah'ın adıl ismini anlayacak ve onun lezzetini alacak için de bir cihazat var demektir. Şimdi ismi azamı tanıyan bir insanın duaları öyle geri çevrilmez ki Allah'ın esmasını verdiği huzur ve lezzetten başka dua bile isteme ihtiyacında bulunmazlar. Gelelim işin ikinci perdesine. Şurada yiyecek bir şey olsa sen, ben, dışarıdaki koyun, keçi, inek de var. Hepsi kendi kabiliyetine göre onu yiyerek bir lezzet alır mı? Alır. Şurada içecek bir şey olsa Aslan, Kaplan, Ceylan, Sinan, Akif, Mehmet hepsi kendi kabiliyetine göre o sıvıyı içip bir lezzet alır mı? Alır. Peki az önce söylediğim esmanın cihazatlarından hayvanlar lezzet alabilir mi? Alamaz. İşte bu lezzet çeşidi sadece yeryüzüne halife olarak yaratılmış insana hastır. Uyumaktan, yemekten, içmekten, Diğer hayvanlar da bir şekilde kendi istatlarına göre lezzet alabilir. Yani bunlar hususi bir lezzet değil. Ama Allah'ın esmasına ayine dar olacaksın. İsmi Kuddüs'ü kendinde bir şekilde yansıtacaksın. İsmi Adlı, ismi Hakemi kendinde bir şekilde yansıtacaksın. Ve bundan bir şekilde lezzet alacaksın. İşte bu lezzet şekli sadece insana hastır. Ve bunlardan lezzet alma kabiliyeti yitirilmişse insanlıkta yitirilmiş demektir. İlk konum bu. Derinleşiyoruz. En çok lezzet veren şey nedir dediğimizde bir fıtratın gereğini yapmak, iki esmaya aynedarlık demiştik zamanında. Bunlar sadece insana özgü lezzetler. Bugün o ismi azamdan el hay onu işleyeceğiz. El hay hayat veren veyahut ezeli hayat sahibi demektir. Ezel evveli olmayan sonsuz, ebed sonu olmayan sonsuz. Verebilenin almaya ihtiyacı olmadığından dolayı Allah Azze ve Celle'nin kendisi zatı haydır. Hay onun zatî bir özelliğidir. Onu nasıl temsil ediyoruz? Zatı hay. Biraz hay ismi nelere bakmış onları da konuşalım. Hayye yılan demektir ve diriliğin sembolü olarak kullanılmıştır. Bu yüzden doktorluğun sembolünde de iki tane yılanın yan yana olması simgesi mevcuttur. Bu doktorlukta da bir sembol olmuş. Başka bir pencereden bakalım. Hay isminin tecellilerine. Efendimiz Aleyhisselam Uhud'la ilgili bir cümle beyan eder. Der ki Uhud bizi sever, biz de Uhud'u der. Peki Uhud insanı nasıl sever? Demek ki bizim tamı tamına anlam veremediğimiz orada da bir hayat mertebesi var. Ya onun kendinde var veya da onun üzerinde vekil olarak bulunan meleklerde var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud bizi sever, biz de Uhud'u diyerek yine ismi hayın ince bir tecellisini bize gösterir. Allah Azze ve Celle kendisinde olan bazı sıfatları damla damla bir şekilde kullarda tasarrufuna müsaade etmiştir ki Allah Azze ve Celle'yi bir nebze anlama çabasında olalım diye. Ben de görme yeteneği var ve şunu diyorum. Görmeyen bir Allah gören bir Mehmet yaratmazdı. Ben görüyorsam demek ki Allah da görüyor ama ben gibi değil ben onun nasıl gördüğünün tabirinde acizim. Haşa. Duyma meselesi de aynı şekildedir değil mi? Veyahut devam edelim. Tasarruf etmek. İhtiyar, irade bunları vermiş değil mi? Bardağı aldım, buraya koydum, bardağı aldım, buraya koydum. Ben bu cüz'i tasarruf yeteneğimden külli bir tasarrufun olduğunu anlıyorum ama ben bunun tabirinde acizim, nasıl olduğunun keyfiyetini bilmiyorum. Veyahut dilemek. Bu tür noktaların damlasını insanlara istidat olarak vermiş ki Allah Azze ve Celle'deki ilahi halleri, şunatı ilahiyeyi anlama çabasında olalım diye. Ama ihya ve imat denilen iki özelliği vermemiş. Bunlar İsmi Hayy'in iki özelliğidir. İhya, hayat verme. imate öldürme. Bu iki özellik insana bakıyor mu? Hayır bakmıyor. Bunlar İsmi Hay'a özeldir. İnsanlara bir damla istizat verilmemiştir. İsmi Hay'dan türeyen başka bir şey daha vardır. Nedir o? Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu Yahya peygamberin ismi de oradan gelmektedir. İbn Abbas'a göre Allah Hazreti Yahya'nın annesinin kısırlığını giderdiğinden dolayı Yahya Aleyhisselam'a bu isim verilmiştir. Enbiya 90'da şöyle geçmektedir. Biz onun yani Zekeriya'nın duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de kendisi için çocuk doğurmaya elverişli kıldık diyor. Bu ayette az önce İbn Abbas'ın açıklamasına ışık tutmaktadır. Ali İmran 39'da şöyle buyurur. Zekeriya mihrapta namaz kılmakta iken melekler kendisine seslenip Allah sana Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek hem efendi hem gayet zahid hem peygamber olacak olan Yahya'yı müjdelediler dedi. Yahya aleyhisselamın özellikleridir. Ciddi bir züh sahibidir. Bu ayette Yahya Aleyhisselam'ın vasıflarını net bir şekilde önümüze serer. Yani şunu anlıyoruz. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam'ın ihtiyarlık zamanında hanımı da o ihtiyarlığı var ama hanımının ihtiyarlığından öte bir durumu daha var. Kısırlık gibi bir durum var orada. Ve kendileri Rablerinden bir evlat duasında bulunuyorlar. Yine Meryem 6'da şöyle geçiyor. Karım da kısırdır tarafından bana bir veli yani oğul ver buyuruyor. İşte Yahya Aleyhisselam bu duaların sonucunda verildiğinden hayat bulan manasında Yahya ismi konulmuştur. Yahya Aleyhisselam tam ismine uygun, ismiyle müsemma bir hayat yaşadıktan sonra Yahudiler tarafından şehit edilmiştir. Salebi'den aldığımız rivayete göre Hz. İsa'dan da 6 ay önce doğmuştur. Buyur kardeşim. Bismihi Subhanehu. 30. lema 5. nükte. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'da mevtiha. İnne zâlike le muhyil mevte ve ala kulli şeyin Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ayeti azimenin ve Allahu la ilahe illa hayyul gayyum, la ve la Allah Teala ki ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Onu ne uyuklama ve ne de uyku tutmaz. Gafletin hiçbir çeşidi hiçbir zaman ona arız olamaz. Ayeti aziminin birer nüktesi ismi azam veyahut ismi azamın iki ziyasından bir ziyası... Ne demek burada? İsmi azam veya iki ziyasından bir ziyası ne demek? Hayla kayyum. Birçoklarına göre ismi azam denilince hay ve kayyum ismi azam olarak anılmış. O yüzden Üstad Hazretleri burada ya anlattığımız ismi azamlar veyahut Hay ve Kayyum yani onun iki ziyasından biri olan Hay'ı konuşacağız demek istedi. Veya altı nurundan bir nuru olan ismi Hayy'ın bir cilvesi. Şevvali Şerif'te Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa aklıma göründü. Yani Eskişehir hapishanesi gibi üstad hazretlerine bu kadar zulüm ettikleri bir yerde. Yani nasıl olur da ismi Azam akla görünür? Vallahi çok ilginç bir mesele. Yani her okuduğumda burayı düşünüyorum. Yok arkadaş anlam veremiyorum yani. İnsanın kendisini bazı yerlere koymaktan aciz kalıyor. Her alim, her hadisi tam uygun bir şekilde anlayabilmiş midir sizce? Hepsi her birini bir tamamı anlayamamış ama aralarındaki ahlak çok muazzammış. Mesela anlayamadıkları bir hadis olduğunda demişler ki tevakkuf demişler. Ama biz anlayamadık yani bu hadiste haşa asla bir kusur olmaz demişler. Şimdi çok ince bir şey değil mi? Yani Üstad Eskişehir Hapishanesi'nde bunları yazmış. Kendimi düşünüyorum, oraya koyuyorum. Yok, duruyorum yani orada. Hayal gitmiyor oraya. Ayakları çırılçıplak, üstü kan içerisinde bir adamı koşarken görsem Derim ki bu adamın kendisinden daha büyük bir davası var ki oraya koşuyor derim. Eskişehir hapishanesinin o buz gibi koğuşunda. Ya bir insanın kendinden ulvi, kendinden daha büyük bir davası olması lazım. Yani kendi bedenindeki kesafet, letafet kesmedip onu da unutması lazım ki o davasına koşup böyle bir eseri yazması lazım. Birazdan okuyacağız. Diyeceksiniz ki ya ben bunu rahat koltuğumda okuyamam. Bak okuyamam diyorum, yazamam demiyorum. Ya bu zat Eskişehir hapishanesinde nasıl yazmış? Vallahi normal değil yani. Biz buralardan biraz anlamamız lazım ya. Yani. Kim demiş, kime demiş, ne makamda demiş, ne maksatla demiş. Dört mertebe var. Şimdi bunları anlamamız lazım. Eskişehir hapishanesinde benim okumaktan aciz olduğum. Niye aciz? Yıllardır okuyoruz. Aa yeni bir şey daha anca almıyoruz yani. Bak kaç tane adamız zar zor anlıyoruz. E mübarek insan sen nasıl yazdın bunu demezler mi ya? Nasıl dersler var içerisinde? De? Peki bu derslerin bu kadar kıymetli olmasının sebebi ne? Sebebi o işte. Eskişehir hapishanesinin soğuk koğuşunda gönülleri ısıtacak bu hakikatler olması. İhlas, ihlas. İhlas bu demek işte. Muazzammış. Şey. Evet abiciğim. Vaktinde kaydedilmedi ve çabuk o kutsi kuşu avlayamadık. Tebaut ettikten sonra hiç olmazsa bazı remizlerle o hakikati ekberin ve nuru azamın bazı şualarını muhtasaran göstereceğiz. Anladınız mı? Gördüğümün çok azını yazdım diyor burada. Özetin özetini yazdım diyor. Hadi bakalım biz anlayabilecek miyiz? Kaç tane burada? Ali Cenab, Civan Mert insan var burada. Şimdi hayatta çok ince meseleler var. Hayat camiyet sırrına mahsar. Bunu hayat isminde hususiyetle bir yere koymamız lazım. Hayatın cebelan sahası en geniş meseledir. Aklınıza gelecek hangi konuyu kazarsanız kazın, merkezinden hayat çıkacaktır. Hayat o kadar merkezidir. Bir insanın bebeği olur, bebeğin uyuyacağı odayı komple o bebeğe göre mi dizayn eder? Belki oda bu kadardır, bebek de şu kadardır değil mi? Koskocaman oda neye göre dizayn edilir? Bebeğe göre. O zaman şunu dersiniz, bu odanın merkezinde bebek var dersiniz. Kainatla hayatın ilişkisi az önceki örnek gibi. Kainatın merkezinde hayat vardır ve bütün esma o hayata göre tanzim edilir. Kainatın bütün düzeni o hayata yani odanın sahibi bebeğe göre tanzim edilir. O yüzden hayatta camiyet sırrı var ve her zaman en merkeze oturur. Mesela konuşmak neyin alametidir? Hayatın alametidir. Taş konuşur mu? Konuşmaz. Koklamak neyin alametidir? Hayatın alametidir. Hayat olmayan koklayabilir mi? Bizim vefat etmiş bir yakınımız, Emre Hak vaki olup gitmiş bir yakınımız koklayabilir mi? Koklayamaz. Görmek hayatın alametidir değil mi? Hayat olmasa bir insan görebilir mi? Seçmek neyin alametidir? Hamiyet neyin alametidir? Akılla düşünüp muhakeme etmek neyin alametidir? Tefekkür etmek neyin alametidir? Kahramanlık etmek neyin alametidir? Cömertlik neyin alametidir? Pintilik neyin alametidir? İnsanlara iyilik yapmak neyin alametidir? Zulmetmek neyin alametidir? Taş taşa zulmeder mi? Etmez. Bak bunların her biri hayatın alametidir. Hayattaki camiyet kelimesi biraz anlaşıldı mı? Hayat o kadar cami ki. Yani cevelan sahası çok geniş. Hayatın dokunmadığı, uğramadığı, merkezine oturmadığı hiçbir mesele yok. Neyi tefekkür etseniz, merkezinde hayatın çeşitlisi olduğunu mutlaka göreceksiniz. İsmi Hay'da bir hususiyet daha var. Allah Azze ve Celle'nin subuti sıfatlarına sahiptir. Hayat. Subuti ne demek subuti? Sabit demek. Hem Allah'ta olan hem insanda olan. Allah Azze ve Celle'nin sabit sıfatları manasına da geliyor. Neden öyle? Çünkü Allah Azze ve Celle bir esmasını tecelli ettirirken sıfatlarının tamamı orada hükmeder. Bu yüzden subuti sabit diye geçer. Mesela Sinan'ın yaratılışında Allah'ın subuti sıfatlarından kullanmadığı bir sıfat var mı? Yok. Hepsini kullanıyor. O yüzden subuti. Onlar sabit olması lazım. Anladınız mı demek istediğimi? Bir insan bir şeyin mahiyetini bilirse onu ne yapar? Muhafaza eder. Peki bir insan bir şeyin mahiyetini bilmezse onu zayi eder. Bizim ecmel veraya. Bir kaşıkçı elması versen bir de çikolata versen hangisini alır sizce? Çikolatayı alır. Çünkü mahiyetten gafildir. Bir çocuk o cihette tabii yaşa gereği normal mahiyetten gafil olduğu için kaşıkçı elmasını değil çikolatayı seçer. Halbuki kaşıkçı elmasının içerisinde ömür boyu dünyadaki bütün çocuklara yetecek kadar çikolata sakladır. Ama mahiyetten gafil olunca onu muhafaza etmez, zayi olacak olanı seçer. Peki bizde de var mı mahiyetten gaflet? Var. Peki bizim de bu hayatı ucuz bir şekilde çikolata gibi harcamamız var mı? Hayatın keyfiyetini, mahiyetini, önemini bilmezsek şeytan bir çikolataya kaşıkçı elması değerindeki hayatı değiştirir. Bak çoğumuz böyle yapıyoruz. Elimizde çok kısıtlı bir dünya hayatı. Daha sonra bu dünya hayatının kazanımıyla gidilebilecek bir de son hayat var. Sen elindeki hayatın kıymetini bilmiyorsun ama bak o hayat için neler oluyor? Gezegenler dönüyor. Güneş o hayat için ortaya çıkıyor. Yıldızlar o hayat uğruna dönüyor. Kainatta aklınıza gelecek bütün faaliyetler senin o hayatın uğruna dönüyor. Sen de okey masasında okey taşı sayıyorsun. Çikolatayı aldın zayi ettim bak. Hayatın keyfiyetini bilsen geceleri biraz daha az uyuyayım da marifet ufkuna biraz daha varayım. Hayatın gayesi Allah'ı tanıma, Allah'ı bilme. Ama içindeki kaşıkça elmasını bilmediğinde çikolata gibi zannediyorsun ve çikolata gibi davranıyorsun. Ne oluyor bu sefer? Okey masasında zayi ediyorsun. Adamın hayal ne? Dükkanım olsun. Adamın hayal ne? Benim diplomamdan herkes bana hürmet etsin. Ya böyle hayal olur mu ya? 30 yıllık, 40 yıllık, 60 yıllık böyle hayal olur mu ya? Adamın hayal ne? Evli mutlu çocuklu. Ya tamam yani buna uğraş da bu sonsuza aday olabilecek bir hayal değil ki yani senin içinde kaşıkçı elması var ya sen bunu çikolata gibi harcıyorsun. 30 40 50 60 yılda dünyanın da sahibi olsan çikolatadır, başka bir şey değildir. Sonsuzu satın alabilecek elinde böyle bir kaşıkçı elması varken sen bunu çikolata gibi zayi ediyorsan ister kral ol, ister köle. İster sultan ol, ister geda. Hiçbir farkı var mı? Hiçbir farkı yok. İşte bizim çikolatamız da dünyada aldanışlarımız. Demek ki biz hayatın mahiyetini bilmek zorundayız ki mahiyetten gafil olmayalım. Şimdi zaten Üstad Hazretleri bunu yapacak. Hayatın mahiyetini 29 basamakta özetleyecek bize. Birinci remize geçebiliriz. Şimdi 29 noktada öyle bir tarif yapacak ki hayatın neyini anlayacağız? Manasını, mahiyetini, gayesini, kıymetini, meyvesini, amacını, keyfiyetini bunları anlayacağız birlikte. Devam edelim mi abiler? Birinci remiz. İsmi Hay, ismi Muhiye'nin bir cilveye azamından olan hayat nedir? Ve mahiyeti ve vazifesi nedir? Anladınız mı? Hayat nedir? Mahiyeti nedir? Vazifesi nedir? Yani bu hayatı sana veren bir şey için kullan demek istemiş. Ya sen bunu okey masasında kullandığında, iddia kuponunda kullandığında, bir içki şişesinde kullandığında, bir yalan ticarette kullandığında, bir menfaatte kullandığında ya işte kaşıkçı elmasını çikolatayla nasıl değiştirir insan anlıyorsun. Allah Allah. Evet. Dualine e, karşı... Fihristevari cevap şudur ki, hayat şu kainatın en ehemmiyetli gayesi. Beyler, bir şeyin ehemmiyeti gayesine bağlıdır. Elbistan tarhanası mı daha ehemmiyetlidir? Su mu? Su. Su. Çünkü birinin gayesi lezzet, öbürünün gayesi abi hayat. Acil servis diye bir opsiyon vardır. Peki acil saç ekimi var mıdır? Yoktur. Niye? Çünkü gayesi belli. Birinin gayesi bu insan ölmesin, öbürünün gayesi bu insanın estetiği düzgün olsun. Şimdi bir şeyin demek ki ehemmiyeti gayesine bağlıdır. Biz eşyaya da böyle bakıyoruz. Şu bardağın gayesi içindeki çayı muhafaza etmek. Bu yüzden de gayesine hizmet ediyor mu sizce şu an? Ediyor. Peki ben ettiği için kullanıyor muyum? Kullanıyorum. Şimdi biz bazen sizinle hani kampa gideriz, bağ bahçeyi, yaylaya gideriz. Orada bir ateş yakarız. Çayı içer miyiz bardakla? İçeriz. Peki bardak eskidi, buruştu, yıprandı. Ne yaparız biz bu bardağı ilk? ateşe atarız. Eşyanın gayesi bittiğinde ehemmiyeti de bitiyor. Ve ne oluyor? Ateş yiyor. Şimdi mesela o ateşi yakmak için bazen ne kullanıyoruz? Gayesi bitmiş, hizmeti bitmiş, masa kullanıyoruz. Masanın gayesi ve hizmeti bitince ne oluyor? O da ateş yüzü görüyor. Peki insanın gayesi ve vazifesi bitse, kullanılmaz hale gelse, bu içindeki hayatın ehemmiyetini anlamasa, demek onun da ateş yüzü görmesi icap edecek. Çünkü vazifesi biten ateş görür. Kainatın gayesi insandır. Doğru mu? Kainatta her şey insana hizmet ediyor mu? Şimdi şurada üç çizgi çizeceğim. Dikkat edin. Tefekkür, tasavvur edin. Kainatın gayesi insandır. İnsanın gayesi de marifettir. Bu bir kıymet değer ölçüsüdür. Şimdi bu ortada insan var. Fark ettiniz mi? Kainat, insan, marifet. İnsanın devamına marifet fetva verir. Yani bir insan Rabbi'ni tanıdıkça kıymetlidir ve yaşamasının anlamı vardır. Bakın kainatın devamına da insan fetva verir. Yani Allah'ı bilen insan vazifesini yaptıkça kainatın bir önemi vardır. İşte o ortadaki insan vazifesi olan marifeti yapmayı bıraktığında insanlıktan düşüyor. İnsanlıktan düşünce de az önce kainata devam etsin diye fetva veriyordu ya. Kainatın devamına da sebep olamıyor ve kıyamet kopuyor. Kıyametin sebebi budur. Allah azze ve celle'nin kader planına göre olayı Ha şimdi de bu dünyayı yerle yeksan edeyim. Değil şöyle kainatta insanların asli vazifesi olan marifeti bıraktıklarında marifetin önemi kalmayınca insanın insanın önemi kalmayınca da kainatın önemi kalmadığından kıyamet kopacak. Bisikletin amacı ecmel vera diye. Ecmel verabilmeyince binmeyince bisikletin amacı kalmıyor. Kainatın amacı insan marifet ufkuna ulaşsın diye. İnsan marifet ufkuna ulaşmayınca kainatın amacı kalmıyor. O yüzden Allah Azze ve Celle de kıyameti koparıyor. Beyler bu arada ben hayat deyince çoğunlukla insan gelecek aklınıza. Bunu bir köşeye koyun. Bazı yerlerde de Efendimiz gelecek. Ben ona ayrımını vereceğim size. Önden bir hazırlık yapayım. Hem en büyük neticesi, hem en parlak nuru. Hayat, kainatın en büyük neticesi, meyvesi ve en parlak nuru. Yani nur dediğiniz nedir? Hayattır. Nur ismine biraz örnek verelim. Nur isminin kesif bir hali güneş midir? Nur isminin başka bir hali elektrik midir? Bir gün o elektriğe gireceğim. Poşete koysan koyulmaz, elle tutsan tutulmaz. Her yeri aydınlatıyor. Nasıl nur tecellisi? Çok ilginçti. Versene bir kilo elektrik. Bir poşet ver. Veremiyorsun bak. Elektrik geçerken görelim. Göremiyorsun bak. Çok ilginç bir olay değil mi? Allah Allah. İşte o ne? Nur ismi var ya Nur ismi. Onun en büyük tecellisi hayatta. Yaratılan her şey Allah Azze ve Celle'nin ilminin nurunu gösteriyor. Şu da Allah'ın yarattığı bir şey değil mi? Sonuçta insan ilham ediyor ama bunun bir her şeyini Allah Azze ve Celle yaratıyor. Allah'ın ilminde bu var ve bize gözüktü mü? Gözüktü işte ilminin nuru. Ömer bana göründü mü? İlminin nuru. Yani bu nazarla baktığında kainat Allah'ın isimlerinin cisimleşmiş hali. Biz kainatı neden anlayabiliyoruz? Nur ismine ayna olduğundan. Bak o nurun emparlı hayat. Oraya çıkacağız birazdan. Demek ki şunu anlamamız lazım. Bir görünmeyen şeyi görünür hale getirmeye nur denir. Evde de öyle olmuyor mu? Işığı yani nura emsal. Işığı yaktığımızda görünüyor mu odalar? Görünüyor. Bilinmeyen bir şeyi bilinir hale getirmek yine nurdur. O yüzden bir şeyleri bilen insanlara nasıl münevver bir insan diyoruz. Neden münevver diyoruz o insana? Çünkü nur bilmek manasına da geliyor. Olmayanı var etmeye de nur diyoruz. Demek ki bu manayla bu pencereden baktığında... Allah Azze ve Celle'nin renk veren mülevvin ismi yine nura bakar. Hayat veren hay ismi işte yine nura bakar. O yüzden Nur suresinde Allah göklerin ve yerin nurudur buyuruyor. Göğün ve yerin görünmesi, bilinmesi, içindekilerin her şeyin hayat sahibi olması hepsi nur ismine bakıyor. Ama o nur ismi var ya nur ismi, onun en kıymetlisi hayatta. Yani dağa bak, taşa bak, toprağa bak, bir de dön irfana bak. Allah en çok irfanda biliniyor. Neden? Nur çünkü onda en çok tecelli etmiş. İnsanda, irfanda, hayatta. Daha çok örneklerim var ama biraz hızlı geçsek daha iyi olacak gibi geliyor değil mi? Devam edelim mi? Hem en latif mayesi. Şimdi bak, hayat maya gibi değil mi? Şimdi maya deyince ne geliyor aklınıza? Sütle yoğurdun ilişkisi. Kocaman süte, şunca az yoğurt atıyorsun. Ne oluyor? Allah Allah, kocaman süt yoğurtlanıyor. Şimdi hayat da öyle hayat dediğin çok latif. Neye nispeten? Yıldızlara, gezegenlere, dağlara, daşlara nispeten. Ama yeryüzünde gördüğünüz bütün rabıtaların ilişkisine sebebi hayattır. Şu an konuşmamızın sebebi nedir? Hayat. Hayattır. Halis'le aramda biraz zor olsa da rabıta kurduk. Bunun sebebi bir hayat bir de Halis'in Urfa'lı olması. <laughs> Demek ki bir eşyanın değer ölçüsü de hayattadır. İrfan yeğeninin ismi neydi? Asya dağlar taşlar mı devrilsin, Asya hayat mı yaşasın? Değil mi? Dağlar, taşlar. Niye? Dağ, taşın hayatı yok ki. Ama Asya şu kadar. Tartsan 10 kilo gelmez. Ama kıymeti yüksektir. Sebebi ne? Hayır, hayat. Peki şuradaki 3 ağaç mı devrilsin, Akif mi yaşasın? <laughs> Çok şüpheye düştünüz. Yapmayın böyle. <laughs> Yapmayın. 2 diyeyim, iki ağaç diyeyim bari. 3 ağaç deyince şüpheye düştünüz. <laughs> Çünkü hayat, Akif'te daha şiddetli tecelli ediyor ağaca nispeten. Demek hayatın da şiddet mertebesi, Var. Tek değil. Var değil mi? Şimdi ağaçla Akif'in hayatı neyse Akif demeyeyim kafa karışıyor. Taşla Ciyo'nun hayatı bir mi? <laughs> Bu daha çok bir şey oldu. Evet ne yapalım? Ne yapalım? Elma ağacıyla bizim askerin hayat mertebesi bir mi? Değil. Yani bari ona değil deyin. Şurada <laughs> dersimize devam edelim yani. Demek ki en latif mayeneymiş maya hayatmış. Allah Allah. Devam edelim. Hem gayet süzülmüş bir hülasası. Hayat nasıl bir şeymiş? Süzülmüş bir şeymiş. Şimdi batıda kahve içersin frappuccino, cappuccino değil mi bir şeyler derler. Doğuda içersin mırra derler. Niye? Kahvenin süzülmüşü mırradır. Kahvenin nasıl mırradır yani? Şimdi şöyle bir süzelim her şeyi. Yokluk alemini süzelim, varlık alemi çıktı mı? Çıktı. Varlık alemini süzdüm, bütün kainat çıktı mı? Çıktı. Peki kainattaki canlı cansız her şeyi süzdüm, bitkiler çıktı mı? Çıktı. Bitkileri süzdüm, hayvanlar çıktı mı? Çıktı. Hayvanları süzdüm, zişur akıllar çıktı mı? Çıktı. Zişur akılları süzdüm, İnsan çıktı mı? Çıktı. İnsanı süz, hayat çıktı. En süzülmüş hal, hayat. hayat. Bak ne diyor cümlede? Gayet süzülmüş bir hülasa. Kainatı süzüyorsun, mırrası hayat çıkıyor bak. Allah Allah. Devam edelim mi? Hem en mükemmel meyvesi. Bir tane belagat kaidesi var. Bunu bilmemiz lazım. Bir kelam mutlak zikredilirse ondan murat kebaldir. Mesela siz güzel bir insan gördüğünüzde ahlaklı diyorsunuz değil mi? E, i̇yi ahlak da var, kötü ahlak da var. Hayır. Ahlak kelimesi çok söylenirse güzel ahlaklı demektir. Adam, adam deriz. İyi de iyi adam da var, kötü adam da var. Hayır. Adam çok zikredilirse ondan murat nedir? Kemalidir. Adam gibi adam deriz. Adamın ham maddesi deriz. Süzülmüş adam çıkmış deriz değil mi özünde? Şimdi demek bir şey çok zikredilirse ondan murat kemalidir. Kainatı süzünce ne kaldı? Hayat kaldı. Peki hayat deyince biz ne diyorduk? İnsan diyorduk. Ama hayatı çok zikredersem o insanın en kemalini düşüneceğiz. Ne diyeceğiz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyeceğiz. Cümleye bakalım. En mükemmel meyve hayat. Neden en mükemmel meyve hayat? Çünkü o hayat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da da vücut bulduğu için. O kainatın yaratılış sebebi olduğundan ve onun yaratılışına medar olan İsmail tecellisi olduğundan kainatın en yüksek meyvesi de hayattır diyeceğiz. İnsanı kamil insan ne olmaya çalışır? Kamil insan en kemal noktada insan olmaya çalışır. Peki insan-ı kamilin en ulaşılmaz mertebedeki kişisi kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Devam edelim mi? Hem en yüksek kemali. En yüksek kemali. Kemalden maksat ne? Ağacın kemali ne? Meyve değil mi? Peki. Kainatın yaratılış amacı Allah'ın esmasının tecellileri ve bu tecellileri okuyabilecek bir muhatap. Peki Allah Azze ve Celle'nin bu tecellilerini en çok kendisinde yansıtan, en çok aynadarlık eden kimdir? İnsanlardır. Ve insan olarak... O hayata takılan cevherler olduğu için hayat yine merkezde en mükemmeli oluyor. Yani benim duymam, görmem, işitmem, konuşmam vesaire hangi esma tecellileri bende görünecekse gene bunun kemal olmasının sebebi hayat oluyor. Hem en güzel cemali. En güzel cemal nedir? Hayat. Hayattır. Yani bir güzellik nasıl güzel olur? Hayat varsa güzel olur. İnsan için şöyle derler. İnsan kainatın Yusuf'u gibidir derler. Yusuf peygamberin güzelliğini almıştır. Ne cihetle? Allah'ın esmasına aynedarlık etme cihetiyle. Peki buna sebep olan şey ne? Hayattır. Hayatın girmediği yerde güzellikten de konuşmak pek söz konusu olmaz. Kışın bağ bahçeye gittiğimizde ne oluyor? Kuru odundan başka bir şey yok. Peki yazın hepsi gelin gibi süsleniyor mu? Takılarını takıyor mu? Elmalarını, portakallarını, armutlarını, şeftallerini takıyor mu? Takıyor. Allah Allah diyoruz ya kim süslemiş bunu ya? Daha iki ay önce buradaydım hepsi kuru odundu, ölüydü hepsi ya. Peki onun o güzelliğinin sebebi ne oldu? Hayat. Sebebi hayatsa en güzel hayattır. Sebep neyse en güzel olur. Yani o ağacın o kadar güzel olmasının sebebi nedir? İçine hayatın girmesidir. O zaman hayat o ağacın zatından daha güzeldir. Çünkü sebep olan hayattır. En güzel cemali. Nedir en güzel cemali? Hayattır. Neden? Girdiği yeri güzelleştirdiği için. Hem en güzel zineti. Kainatta güzel çok şey var değil mi? Yıldızlar, güneş, ay. Var mı hepsi? Sizce en güzeli ne? Kainatta en güzel şey ne? Yıldız, ay değil insan mı diyorsun? İnsanı çektiğinde o güzellikleri Hiçbir anlamı kalmıyor. Madem beni çektiğimde o güzelliklerin hiçbirisi onu oynayamıyorsa en güzel benim demek. En güzel insandır demek. Demek ki en güzel zinet kainattaki en güzelleştirilmiş şey, en güzel zinet gene insana yani hayata bakmaktadır. Devam edelim mi? Hem sırrı vahdeti. Sırrı vahdeti sağlayan nedir? Hayattır. Göz vermiş görmek için. Peki o gözümün görmesi için başka ne vermiş? Güneş vermiş. Gözümle güneşin bağını ne kurdu? Hayat kurdu. Vahdet birlik. Biz burada bağ gibi de kullanalım. Gözümle güneşin vahdetine hayat kurdu. Bazen gideriz ormanlara ya bu kuşlar ne güzel ötüyor. Kulağınla kuşların ötüşünün bağını ne kurdu? Bak hayat kurdu. Yumruk kadar midenin doyması için kaç çeşit nimet var kainatta? Oo say say bitmez. Hindistan cevizleri, avokadolar, tantuniler, ciğerler, kebaplar. Peki senin yumruk kadar midenle kainattaki bu kadar güzel numunelerin bağını ne kurdu? Hayat. Bak hayat kainatın Sırrı vahdeti. Bak şimdi normalde bir arabanın parçaları birbirinden farklı yapıda değil mi? Şanzımanla direksiyon birbirine benziyor mu? Tekerle bagaj birbirine benziyor mu? Ama anahtarı sokup enerjiyi verdiğin anda hepsi bir vahdete ulaşıyor. Ve ne yapıyor? Tamamı birden aynı gayeye hizmet ediyor. İşte hayat da böyle. Hayat girdiğinde kainatla Mehmet tek parça haline gelmiş. Oksijeni, karbonu, güneşi, ayı, yıldızı üzümü, şeftalisi her biriyle bir bağım var. Peki benden hayat çıkıp beni toprağa gömdüğünüzde ne oluyor? Kesret oluyor, dağılıyorum. Benim vahdetime sebep hayattır. Benim dağılmama, kesretime sebep ölümdür. Hayatın olmayıştır. Hayatın vahdet sırrını anladınız mı? Var mı örneklemek isteyen bir iki cümle? Abi ben bir tane kısa bir belgesel izlemişim. Yaşlı bir kadın. Çok büyük bir evde oturuyor, çok da zengin, eşini kaybetmiş. Hayata da küsmüş, yıllar sonra bir arkadaşının tavsiyesiyle ufak bir kedi alıyor evine. Kediyi alınca tekrar e, hayata bağlandım diyor. Bambaşka iki farklı bir varlık, Bir insan biri kedi ama o eve tekrar bir hayatın girmesi onu bir daha e, diri tutmaya... Ya ya taşla bu bağlantıyı kuramamış, kediyle kurmuş. Kediyle kurmuş. Değil mi? <laughs> Hayatta çünkü o vahdet sırrı var. Çok güzel. Hem rabıtayı ittihadı. Rabıtayı ittihat. Koyuncuya bir şey söylediğimde, koyuncu dediğimde koyuncu bana bakıyor ama Hüseyin bakmıyor. Çünkü Hayat koyuncunun kulağıyla gözünü ittihad ettiriyor. Ama Hüseyin'in bir kulağı duymadığından <laughs> Hüseyin'in kulağıyla gözünü çoğu zaman ittihad ettirmiyor. Şimdi kulağın tek başına bir kıymeti var mı? Sadece şu kulağımı koysam şuraya. Al sen şurada dinlen. Yok, gözün tek başına kıymeti var mı? Onun da yok. Peki kulağımla gözümü, burnumla ağzımı tamamını ittihad ettiren sır nedir? Hayattır. Bak o sır olmadı mı? bu koordinasyonun hiçbir kıymeti kalmıyor. Devam edelim mi? Hem kemalatının menşei. Şimdi burada kemalattan biz maksat üzerimize takılan sıfatları konuşalım. Mesela görmek kemalat mıdır? Kemalattır. Bunun sebebi ne görmenin? Hayattır. Ölmüş bir insanın gördüğüne şahit olan var mı? Yok. Peki işitmek kemalat mıdır? Kemalattır. Bunun sebebi ne? Hayattır. Bilmek, düşünmek, hatırlamak, hayal kurmak bunlar kemalat mıdır? Bunun sebebi nedir? Menşei nedir? Hayattır. Öyle bir kemalat söylesin o. Akif'i? Sevmen. Sevmen. Ölü, ölü, ölsen sevebilir misin? Yok değil mi? Şimdi Akif'i sevmenin sebebi ne? Bak bu kemalatı sebebi yine hayat oldu. Telefonun kemali nedir? Çok güzel. Yani telefondaki en büyük çaba bu telefonu konuşturma çabası olmuş. Ben buradan alo diyeyim, dişçi oradan alo cevap versin. Bir de dönüp kendimize bakalım. Konuşan bir et parçası bu işin kemalini temsil ediyor ve bunun sebebi hayattır. O yüzden kemalden her zaman son nokta gibi değil şunu da algılayın. Benim bir kabiliyetimi kullanabilmem de kemaldir. Konuşmam, duymam, işitmem, bakmam bunlar da kemaldir. Böyle bakalım. Devam edelim mi? Hem sanat ve mahiyetçe en harika bir ziruhu. Sanat dediğimiz olay çok ince bir olay ya. Bir taşın yanındaki taşla ilişkisi yoktur. Hangi taş yanına gelmiş, hangi renkmiş, kirli mi, pis miymiş, önemi var mı? Yok. Biz otobüste yanımıza ter kokulu biri olsa bir hastalık duyarız değil mi? Bir ilişki kurarız hemen. Kaşı nasıl gözü nasıl bizim için önemli midir? Önemlidir yoksa saçımızı niye tarayalım? Niye parfüm sıkalım değil mi? Şöyle bir gökyüzüne serçe çıktığında ya bu bölgelerde daha geçen dutluktu şimdi ne güzel bina yapmışlar falan der mi? Demez. Biz baktığımızda ne deriz? İyi ki hamdolsun buraya bina yapmamışlar da bak ne güzel dutluktur, portakallıktır. Ya, ya Allah ne güzel yaratmış deriz. Şimdi o sanatları görebilmemizin sebebinde ne var? Hayat. Şimdi bir cümle söyleyeyim. Bir sanatkarın sanatı Allah'ın sanatına benzedikçe sanat oluyor. Şimdi benim bir yakınım var böyle el çizimleri yapıyor. Sürekli çizdiklerini atıyor bana. Ben de diyorum ki e bu evin lavabosu diyorum. İşte bu elma ağacı diyorum. E bu insan yüzü diyorum. E bu kedi diyorum. E bu börtlen diyorum. E ne çizeyim diyor. Ya sen takdir bekliyorsun da bir sanatkarın sanatı Allah'ın sanatına benzediği ölçüde sanat oluyor. Ya benim odada bir resim var. Getirsene Akif. Abi bir kağıt kalemin var mı ya? He ver ver. Ver. Bak şimdi. Şimdi beyler, bunu ben çizdim. Sanat değeri nasıl acaba? <laughs> Mesela dilimili düşünmüşüm, şeyler var. Bunu da Şırnak'tan bir kardeşim çizmiş. Şimdi buna bir iç geçirdiniz. Niye iç geçirdiniz biliyor musunuz? Bir sanatkarın sanatı, Allah'ın sanatına benzedikçe sanat oluyor. Şöyle, bir gözlüğü takayım. Evet, ceket. Akif evden ceket. El şöyle. Çok benzer değil mi? Şimdi bunun güzelliği Allah'ın sanatına benzemesiyle ortaya çıkıyor. İşte Allah'ın sanatının bu benzersizliğine, sürekli değişebilmesine, sürekli dönüşebilmesine en büyük sebep ne oluyor? Hayat oluyor. Üstad Hazretleri bir cümle söylüyor. Diyor ki, madde rikkat peyda ettikçe hayat şiddet peyda eder diyor. Madde inceldikçe hayat kuvvetleniyor. Şimdi böyle sana bana baktığımda bir file baktığımda yine çok şaşırmıyorum da hurdebeyni bir yaratığa baktığımda mikroskobik bir yaratığa baktığımda hayat ne oluyor hayat? İyice inceliyor onda. Hatta oradakiler belki birbirlerinin ayak sesini duyuyorlar. Minnacık karınca sen onu duyamıyorsun ama onlar birbirini duyuyor. Neden? Hayat çok incelmiş bir hale geliyor artık. Bu cümleden asıl amaç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nuranileştikçe onun maddi varlığı bile nurani bir hale dönüşüyor manasındadır. Devam edelim mi? Hem en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikati. Küçücük bir mahluk arı. Büyük bir mahluk dağ. Ne hükmüne getiren diyor? Mucizekar. Baktığınızda dağ kazık gibi yere çakılmış. Ama o küçücük arının içerisine hayat gibi sihirli bir şey girmiş. O arı cevelan sahası itibariyle dağdan büyüktür. Belki gram olarak tartsan, beden olarak tartsan dağdan küçük çıkar. Ama cevelan sahası olarak camiyet olarak, genişlik olarak, dolaşma yeri olarak, koklama yeri olarak, gezme yeri olarak kocaman dağdan büyük bir hale geliyor. Peki bir arıyı bir dağdan daha büyük bir hale getiren sır nedir? Yine hayat. Ne kadar ince değil mi? Allah Allah. Wuhan'daki virüs bizim köye gitti. Niye? Hayat var. Hem güya kainatın küçük bir zi hayatta yerleşmesine vesile oluyor gibi. Ruh nereden geldi ruh? Alem-i Bak kainattan da değil ha başka alemden. Peki akıl nereden geldi? Levh-i Mahfuz'dan geldi. Hayal nereden geldi? Alemi misalden geldi. Böbreğin dalan nereden geldi? Bilmem nerede atomdu, bilmem nerede karbondu, bilmem nerede oksijen, bilmem nerede hidrojendi. E bütün kainatın her birinin sende birleşmesine vesile ne oluyor? Gene hayat oluyor. Bir daha oku bakayım. Hem güya kainatın küçük bir zihayatta yerleşmesine vesile... Bu kainat olarak anlattığım her şey bende yerleşmiş mi? Buna sebep nedir? Yine hayattır. Bak incelikleri yakalıyor musunuz? Çok dehşet verici bir şey. Hayatın bu kadar mahiyet olduğunu biliyor muyduk ya? Allah Allah. Devam. Koca kainatın bir nevi fihristesini o zi hayatta göstermekle beraber... Kainatta ne varsa numunesi insanda var mı? Var. Bak kainatla insanın yine böyle süzülmüş halini alsak. Karbon, azot, hidrojen, oksijen. Şöyle bir mürekkep gibi düşün. Bir dividin içerisine korunmuş bir mürekkep. Birisi kalemi batırıyor, Bak aynı karbon azot hidrojen oksijenden ne çıktı? Mehmet çıktı. Biri kalem batırıyor, kağıt çıktı. Biri kalem batırıyor, dağlar çıktı. Biri kalem batırıyor, ne çıktı? Toprak çıktı. Hepsi aynı mı? Karbon, azot, hidrojen, oksijen. Hepsini mürekkebi aynı mı? Aynı. Demek bunu yazan kalem kader kalem olsa gerek. Bir irade aynı hammaddeden, aynı mürekkepten bir sinanı yazıyor, bir Mehmedi yazıyor, bir Cuyu yazıyor. Dağları yazıyor, bulutları yazıyor, gökyüzünü yazıyor. Allah Allah. Neyden? Aynı mürekkepten. Kainatta ne varsa bu cihetle, bu nazarla bakarsak numunesi de insanda var. İşte bu numunesinin bizde olmasının sebebi neymiş? Hayatmış. Şöyle diyorlar. İnsanın sinesinde sakladığı, gökyüzünün, semanın içinde sakladığından daha büyüktür diye geçiyor. Ya buna sebep nedir? Hayattır. Buyurun devam edin. Ozi hayatı ekser mevcudatla münasebettar ve küçük bir kainat hükmüne getiren... En harika bir mucize kudrettir. Bütün gördüğün kainatla alakan var mı? Var. Ömer böyle bazen bağ bahçeye gidiyoruz. Mülkü başkasının da olsa ne diyoruz? Ya ne güzel ya. Benim olsa da şurada mangal yapsam diyor muyuz? diyor Mülkü bile senin olmayan bir şeyle nasıl alaka kuruyorsun? Hayatla. Şimdi birinin çocuğunu gördüğünüzde sevmiyor musunuz? Ya ne tatlı şunun yanaklara bak. E nasıl alaka kurdun? Hayatla. Ya şu arabaya bineceksin. Sevdiğin dostların da yanında olacak. Köy köy gezeceksin. Ya arabayı, sevdiğin dostu, köyü nasıl bağladın birbirine? Hayatla. Bakın kainatla münasebet kurduran nedir? Hayattır. Filan kes yerde bir insan zulme uğramış. Gecelerini kahroluyor mu? Oluyor. Neyle oluyor? Hayatla. Yani hiç belki hayatında görmeyeceğin bir insanla böyle bir ilişkiyi nasıl kuruyorsun? Hayat sayesinde. Dünyada varlığını hiç görmediğin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la dünyada görülmemiş seviyedeki en kuvvetli bağlantıyı neyle kuruyorsun? Hayatla. Demiyor muyuz biz seni görmeden sevdik ya Resulallah Aleyhisselatü Vesselam. Demiyor muyuz? Peki bu bağlantı nasıl kuruldu? Hayatla kurudu. Bakın hayatın münasebetlerini görüyor musunuz? Kainatta ne olsa hepsiyle bir ilişkisi oluyor değil mi? Bu nazarla baktığımızda da bir insan kainattan büyük oluyor. Çünkü kainatı taşan alakaları var. Var mı? Kim uyanık vicdanla dinlese ebed evet. ebed sesini işte diyor Üstad Hazretleri. Yani benim ilişkim bu kainatın da üstünde. Üzülmek istemem, dertlenmek istemem. Bugün buraya gelirken ayakkabımı giyiyordum. Ya bu ayakkabı giyme zahmetini bile insan istemiyor dedim. Bunların her birinin İstenmediği bir diğer istiyorum. Şimdi baktığında demek benim ilişkim kainatın da sınırlarını taşıyor. Bu kadar kainatı sınırlarını taşıran ilişkinin sebebi nedir? Hayattır. Şuna da bakmak lazım. Bu hayat şuradaki dağ taşa verilmemiş. Bana verilmiş bana. Bu ne demek biliyor musun? Ben müntehabım demek. Seçilmişim demek. Allah Azze ve Celle hususiyetle bu kadar kıymetli bir şey veriyor. Kainatı taşan ilişkiler yumağı veriyor. Her birisiyle ilişki kurabileceğin sonsuzluğu veriyor. Vicdanın içerisindeki ebed ebed sesini veriyor. Az önce dediğimiz gibi sen iddia kuponunda vakit geçiriyorsun. İşinde gücünde dükkanla vakit geçiriyorsun. Ahiret o dükkanlardan da, o diplomalardan da. Neyi düşünürsek her birisinden de kıymetli. Şimdi böyle tek tek sayınca adamın ağrına giriyor. Ya onsuz onlar olur mu? Ya oluyor yani bir şekilde oluyor ama ahiretsiz olmuyor. Evet devam edelim. Hem en büyük bir kül kadar Hayat ile küçük bir cüz'ü büyülten ve bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren Bizi ne yaptı? Bütün alemle ilişkilendirdi. Alem hükmüne getirdi. Ney? Hayat buyur. Ve rububiyet cihetinde kainatı tecezzi ve iştiraki ve inkısamı kabul etmez bir kül Benim arının güneşin her birisinin bozulmaz bir ilişkisi var mı? İşte buna da sebep hayat oluyor evet. Bir külli hükmünde gösteren fevkalade harika bir sanat ilahiyedir. Hem kainatın mahiyetleri içinde zat-ı hayyü kayyumun vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine şehadet eden burhanların en parlağı, en kat'isi ve en mükemmeli. Şimdi mahiyetten kasıt ne? Esma'nın tecellisi. Ve ben bu tecelliyi okumam. Ben bu tecelliyi okuyabildiğimde kıymet oluyor. Yani kainatın amacı ne oluyor yine? Allah'ı okumak oluyor. Peki Allah'ı okumadaki sebep olarak en cami sebep nedir? Hayat oluyor. Demek en büyük ayet ne oldu? Yine hayat oldu. Yani ben kainatın amacını bilmek istersem, mahiyetini bilmek istersem aynada kendime bakmam yeterli. Niye? Çünkü hayatı en iyi temsil eden, Allah'ın espasına en iyi aynadar olan yine insan oluyor. Yani dalgaları görüp Celal ismini temaşa etmen gibi. Onu görmeye sebep hayat oldu yine. Sen böyle denizin dalgalarını gördün. Yıldızların kainattaki direksiz duruşunu gördün. Bunların hepsini temaşa ettin ve hayret ettin. Bunların hepsini temaşa edip hayret etmene sebep yine hayat oluyor değil mi? Allah Allah. Evet. Hem masnuat ilahiye içinde en hafisi ve en zahiri. Küçücük çocuk yerinde duramıyor değil mi? Koşturup duruyor. Hayat onda zahir mi? Zahir görünüyor mu? Görünüyor ya o çocukta hayat var. Elmayı ekiyorsun, büyüyor büyüyor büyüyor, kocaman oluyor, kıpkırmızı katır kuturuyorsun. Hayat onda zahir mi? Zahir. Rahat bir şekilde görülüyor mu? Görülüyor. E göster desen. Bu sefer de en hafisi oldu. Çok gizli gözükmüyor. Yani böyle gözle görülecek kadar, herkesin göreceği kadar zahir değil mi? Sana bak, bana bak, her şeye bak hayatı görüyorsun. E nerede görüyorsun? Hayat benim neremde? Parmağımda mı? Burnumda mı? Saçımda mı? Böyle bir yeri söyleyemiyorsun. Yani hem hayat en zahir oluyor. Çok rahat görünüyor bir çocukta. Hayat olduğunu anlar mı herkes? Anlar koşturuyor. Töre göstersen anlar derler yani değil mi? E göster hayat nerede desen Nerede olduğunu gösteremez. Yani hem en zahiri, en rahat görüneni hem de en hafi, en gizlisi. Hayatta böyle bir sır var. Elektrik gibi yani baktığında ışık var. Bunu akıl gözünle anlıyorsun elektrik var ama e, nerede dediğinde... Alamıyorsun, alamıyorsun. Çok güzel, hayatta böyle. Olduğu çok net belli. Nerede desen gösteremiyorsun. Mesela elektrik bu işin neresinde? Oraya mı, buraya mı, şuraya mı gelmiş? Çok net gösteremiyorsun. En kıymettarı ve en ucuzu. Haydi bakalım, ucuzdan maksat nedir? Bir şey ne olursa ucuz olur çok. Buradaki ucuzluktan maksat mebzuliyet, bolluk. En kıymet ve en ucuzu bak. En kıymetli niye? Sevdiğiniz vefat eden biri var değil mi? Hadi tekrar hayata döndürün. Döndürülemeyecek kadar kıymetli. Ama en ucuzu. En ucuzdan maksat ne Sinan? Çok, bol. Hiç turşu suyunun bir damlasını inceleyen var mı içinde? Stadyuma dolmuş düğün yapıyorlar. Bir damla turşu suda o kadar ciddi bir nüfus bakteri var ki. Bir insanın ağzının içerisindeki bakteri sayısı yeryüzünde yaşamış canlı sayısından fazlaymış biliyor musunuz? Yani bir turşu suyuna baksanız, ağız içerisindeki bir bakteriye baksanız, ağzınızı kapayamazsınız, ay birileri ölmesin diye. turşu suyunu içemezsiniz, la bir aşireti katlettim diye. Ne var burada? Hayatta bolluk var. Hayat en ucuzundan maksat mevzuliyet. En kıymetliden maksat ne? Hadi birini öldür de tekrar delilt. Mümkünatı yok. Gidince gelmiyor. O kadar mı kıymetli? O kadar kıymetli. Lisedeki sevdalı olduğun birisi gibi değil. O yine Dönerse senindir. Ama hayat öyle değil. Şimdi burada hayattan maksat insan, hepsi insana hizmet ediyor ya, hiçbir şey insan kadar kıymetli olamıyor yani. Kıymet derecesinde bizde hayatın diğerlerine göre daha latif bir hali olduğu için bizim kadar kıymetli olamıyor. O yüzden merkezde hayat deyince insanı, insanın kemali deyince de Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam düşünmek icap ediyor. Buyurun devam ederim. En nezihi ve en parlak ve en manidar bir nakş-ı sanat-ı Rabbaniyedir. Hem sair mevcudatı kendine hadim ettiren nazenin... Bütün mevcudatı kendine ne ettiriyormuş? Hizmetkar ettiriyormuş. Şimdi burada hiç kimse şuradaki sehpaya hizmet etmez. Ama mahsum hastalansın, <laughs> herkes mahsuma hizmet eder. Doğru mu? Bizim hayatımız çok nazenin hakikaten. Mahsum baba hastalandı. Allah şifa versin. Böyle inceden de bir nazlıdır yani. Allah öyle yaratmış işte. Nazlar, nazenin. Hepimiz öyle mahluklarız. Ben de bir sorayım dedim Halil'in hatırını. Aradım ya Masum. Nasılsın, iyi misin? Var mı bir isteğin arzun? Var abi dedi. Şimdi iste atıyorum. Allah Allah. Başladı. Abi meyve ama C vitaminli. 2 kilo kemikli et, 2 kilo kemiksiz et. O boğazı yumuşatan o çaylardan. Neyse hepsini atmış 60 ondan sonra altına. He abi bir de 2 kilo da kıyma. yani bizim mesleği çok karıştırdı. Ben de Ozan'a attım. Daha sonra Fatih Koyuncu aramış. Sosyal medyada birlikte iş görüyorlar ya. Masum belli başlı şeyleri organize ediyor. Koyuncu da o ve diğer arkadaşların kontrollüğünü sağlıyor. O cihette bir amir gibi oluyor. Masum aramış. Demiş Masum geçmiş olsun nasıl iyiymiş falan. Abi demiş iyiyim çok iyiyim. Hastalar Risalesi'ni okudum. Ezberledim yaladım yuttum. Öyle mi demiş Koyuncu? Tebrik ediyorum. Abi hastalar Risalesi'ne diyor ki insan hasta olunca Amirini ona musahhar kılar diyor. <laughs> yani emrimi yap diyor. Emrimi yap bana akşam dondurma getir diyor. <laughs> ya mübarek adam. 30 sayfadan bu bu çıktı yani olayda. <laughs> hayatta böyle bir sır var. Bütün etrafı onun etrafında pervane olsun ister hayatta. Şimdi bir tane atıl bahçe düşün. Kurak murak. O bahçeye bir tane ağaç çek. Bütün bahçe o ağaca hizmet eder. Vitaminler, mineraller, sular, börtüler, böcekler. Hepsi ne olur? Ona hizmet eder. Neden? Çünkü birinde hayat varsa bütün her şey etrafına Cem eder. Paller ışınlar nerede kesişir? Sonsuzda. Aynı onun gibi hayatta kesişiyor. Yani orada bir hayat sahibi bir şey oldu mu bütün her şey onun etrafında ona musahhar oluyor, hizmet ediyor. Sen de mahzuma musahhar olduğun gibi. Devam. Hem sahir mevcudatı kendine hadim ettiren nazenin, nazdar, nazik bir cilveyi rahmeti rahmaniyedir. Biz nasılmışız? Naze, nazik değil mi? Nazdar. Niye böyleyiz? Çünkü içimizde bizim hayat var bak. Hayatta demek ki bazı özellikler var. Yedigöllere gittik ekipçe. İşte orada bir saate yakın gezdik. Sonra dağın tepesinde acıkmışız bir de. Bir tane gözlemeci böyle muşambadan çadır yapmış. içine de sacdan kuzine soba koymuş. Var mı dedik gözlemen? Var babacığım dedi. İyi geçelim. Geçtik. Küçücük çadırın içine toplandık. Sobadan bir koku geliyor. Patates kokusu. E dedik buna sen patates mi attın? Patates attım helal olsun dedi yiyin dedi. Oo yemez miyiz? Akkız da Allah razı olsun. Civan mert bir adam yani. Durun dedi ben size hizmet ederim dedi. Şu kuzinenin o açılan kapağı var ya kapak açılıyor şu şeyi. Akkız patatesleri şöyle vereyim diye elini koydu. Anam dedi şurada yandım dedi. Yoğurt koyduk, buz koyduk, dağlardan kar getirdik. Kar koyduk aman eli yanmış diye. Halis geldi ya ne oldu dedi. Dedi Halis baba böyle böyle şey verecekti. Şurada elini yak dedi. Nerede dedi patatesler burada. Aliş elini koydu içeride. <laughs> <laughs> i̇çeride geziyor. Allah abi diyor yani. Ateşi de üstünde öyle verdi bize yani. Şimdi insan bu kadar nazdar, nazenin oluyor değil mi? Şimdi var yani fıtratımızda bu var. Neden nazdar ve nazeniniz? Mesela bir ölünün ateşten canı yanar mı? Yanmaz. Hayat olunca böyle oluyor. Küçük bir çocuk. Tabii ki de Ecmel'i düşünerek söylüyorum. Ecmel kızım bu niye? Yok bu az pişmiş. Söyleyemiyor da ben tipini yorumlayayım size yani. <laughs> Ezber, Ezber bunu o zaman. Ya bu da çok pişmiş. Allah Allah bak ne kadar nazenin değil mi? Ne kadar nazlar. Onu yemem diyor, bunu yemem diyor. Bayat diyor, tuzsuz diyor. Affedersiniz bir tane kediye, köpeğe, tavşana, şuna buna bir tane kemik atsam sorgulamadan yiyor değil mi? Neden? Çünkü o insandaki o hayat mertebesi o kadar kuvvetli ki onu nazlar bir hale getiriyor. Yani bizim üzerimize takılmış sıfatlar hayat ağacından çıkıyor görüyor musunuz? Devam edelim mi? Hem şunat-ı ilahiyenin gayet cami bir ayinesidir. Bu da ne demek istiyor biliyor musunuz? Allah'ı bilmenin kayyum değeri hayat. Hayat olmasa Allah'ı da bilemezsin. Saltanatın haşmetini göstermek için kainatı yarattı. Mülkü ilahisinin müsati o genişliği için yerleri gökleri yarattı. Hayal alemine gidiyorsun hala neresi orası? Allah'ın mülkü. Bunların hepsini neyle anlıyorsun? Hayatla anlıyorsun. Şimdi biz Allah Azze ve Celle'yi tanıyabilmek için bizde istidatlar var. Allah Azze ve Celle'de de ne var? Şunatı ilahi var. Mesela bir insan bir şeyi alsa lezzet alır. Ama vermekten lezzet almak garip bir durum. Cebinden para çıktı diye lezzet alır mı insan? Biz alıyoruz. İhtiyacı olan bir kardeşimize tasadduk ettiğimizde lezzet alıyor muyuz? Alıyoruz. Bu garip bir durum. Bunu nasıl açıklamam lazım? Demek ki bendeki bu istidat Allah'ın şunatına bir ayna. Allah kerem sahibi olduğundan insan ikram ettiğinde lezzet alıyor. Biz adaletli davrandığımızda lezzet alıyoruz. Neden? Allah'ta adalet olduğundan biz de o tür özellikleri gösterdiğimizde bundan bir lezzet alıyoruz. Şimdi bunların her birisine vesile ne oluyor? Biz Allah'ı tanıyoruz yani. Allah'ı tanımamdaki kayyum değer hayat oluyor. Merhametle, öfkeyle, gadapla. Mesela densizin bir tanesi bir İslam'a dair bir şeye laf etse öfkelenip üzülüyorsunuz değil mi? Peki bizdeki bu öfke hangi merkezden geliyor? Demek bir gadabın merkezi var ki oradan geliyor. Ama haşa Allah'ın gadabı biz gibi değil. Biz bunu tabirinden aciziz. Yani sen hayatın üzerine takılmış vasıflarla Allah Azze ve Celle'yi tanımış oluyorsun aslında. Şimdi merhamet, muhabbet, şefkat, öfke Bunları etle kemikle izah edebilecek biri var mı? Yok. O zaman hayatla izah edebileceğiz bunları. Şu tam medar güzellikler bizde hisler olarak, latifeler olarak ortaya çıkıyor. Bu ortaya çıkma sebebi nedir? Hayattır. Hem Rahman, Rezzak, Rahim, Kerim, Hakim gibi çok Esma-i Hüsna'nın cilvelerini cami ve rızık... Şimdi Allah'ın birçok esmasının cilvelerini birleştirmiş, ve rızkı da orada birleştirmiş. Çarşıda meşhur bir dönerci var bildiniz mi? Ne diyor gittiğimizde? Üçte dörtte benim etim biter diyor. Yani rızkı ne kadar kuvvetli değil mi? Şu üçte dörtte gittiğimizde etini yazdı, hızlı bitiyor biliyor musun? Çünkü hayatın merkezine kurmuş rızkını. Hayatın olduğu yerde rızık da çok hızlı dönüyor. Yani rızkın merkezi de neye bakıyor? Hayat. Ya demek ki hayatı sadece içimdeki hayat değil, o hayatın oluşturduğu sosyal hayat olarak da düşünmek lazım. Biz ne diyoruz? Sosyal hayat. Sosyal hayatta bir insan bir yemek dükkanı açmak istese en bilinmez dağın ücra köşesine mi açmak ister? Hayatın merkezine mi açmak ister? Hayatın merkezine neden? Hayatın olduğu yerde devirdağımızda olur ve rızık da bereketli olur o cihette. Bak rızka medan neymiş? Yine hayatmış. Biz okyanusun ortasında Mart'ı görmedik İzmit'e gittiğimizde. Ama deniz kıyısında çok vardı niye? E çünkü simidi yuvarlak atıp Mart'ı içinden geçecek diye çabalıyordunuz. Onlar da kapıyordu ama hepsini. <laughs> Allah Allah. Buyurun devam edelim. Hikmet, inayet rahmet gibi çok hakikatleri kendine tabi eden ve görmek ve işitmek ve hissetmek gibi umum duyguların menşeyi... Anlıyor musunuz? Bak görmek, işitmek, hissetmek bunların merkezi, menşeyi ne? Hayat. Bir hadis-i şerifte diyor ki Allah'ım sana olan hayretim arttır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Nasıl hayretin artar? Baksan, işitsen, daha çok hissetsen hayretin artar. Bakın şu an karşınızda bir et parçası var. Bu et parçası görüyor. Bir de gördüğünü idrak ediyor bak. Neyle oluyor bu? Hayat. Yani benim hayat Allah'ı tanımama, ahireti arttırmama bir vesile oluyor. Bir gün bir tane bebeklikten ama olan bir abi görmüyor bebeklikten. Başka bir abiyle muhabbet ediyor. O ama olana soruyorlar. Diyorlar ki senin böyle çok hayret ettiğin bir şey var mı diyorlar. Evet var diyor. Mesela siz Ozan diyorsunuz ama o Ozan hiç konuşmadan Ozan'ı tanıyorsunuz ya ben onu hayret ediyorum diyor. Şimdi görmenin ne demek olduğunu bilmiyor ya bizim görünce birbirimizi nasıl tefrik ettiğimizi de anlayamıyor. Şimdi bu görmek, işitmek ne kadar kıymetli? Tahmin edilmez seviyelerde. Ve bunlar hayatın içine takılmış. Hayat ağacının meyveleri olarak takılmış. Peki Utku görmek mi daha kıymetli, işitmek mi? İşitmeyen peygamberimiz olmamış ama gözü görmeyen peygamberimiz olmuş. Mesela Yakup peygamber değil mi? Ağlamaktan gözleri gidiyor ve Şuay peygamber hayatını bir döneminden sonra gözü görmez oluyor. Ama işitme yetilerini hiç kaybetmiyorlar. Çünkü işitme biraz da idraka bakan bir meseledir. O yüzden işitmenin bu meselelerden, bu örneklerden dolayı işitmenin görmekten bir derece daha kıymetli olduğu kanaatine varmışlar. Yani bizim aramızdaki bağı kulak daha kuvvetli kuruyor görmektense. Marvel'in bir tane süper kahramanı var. Daredevil diye. Gözü kör, ama o kadar kuvvetli işitiyor ki yağmur tanelerinden falan adamın silüetini çiziyor. O kadar kuvvetli işitiyor ve süper kahraman oluyor. Kötüleri dövüyor falan işte bir şeyler. <laughs> Şimdi zıttını alalım. Adam görsün ama işitemesin. Muhabbet edemedi. Sevemedi. Konuşamadı. Duygularını belli edemedi. Ama o adamın belli ettiği duyguları daha kuvvetli hale getirmişler. Gözü görmüyor ama işte biliyor. Duygulara da dokunulan bir film yapmışlar. Çok eski bir filmdi yani. Çocukluktan izlediğim şey anlatıyorum. Yoksa tabii ki film izlemiyoruz. <laughs> İşittik ve itaat ettik. İşitmede şöyle çok ilginç bir durum daha var. İşitiyorsun ve bir et parçasının duyguları hareket ediyor. Gidiyorsun diyorsun ki Ahmet başın sağ olsun baban öldü. Ne yapıyor Ahmet? Ağlıyor hüngür O işitmek duygularına nasıl da dokunuyor Allah Allah. İşte bu işitmek, görmek ve bunların doğurduğu duyguların sebebi ne? Yine hayat. Cevalan sahasına bak yani. Hiç karışmadığı hiçbir şey yok bak. Senin yaptığın çorbadaki beğendim beğenmedim, ettim etmedim, tuzlu tuzsuz buna bile... Hayat olduğu için ben bir cevap verebiliyorum. Yani çorbaya bile karışıyor hayat görüyor musun? Cevelen salsı ne kadar geniş. Buyurun. Men şeyi madeni bir acube-i hilkat Rabbaniye'dir. Acube ne demek? İlginç, acip. Doğru mu söylüyorum? Şaşkınlık verici, hayret verici değil mi? Hayret verici olan ne? Hayat. İyi de abi ben baktığımda hiç hayrete ermiyorum. E çünkü sen hayretimizi yitirdik. Sürekli aynı şeyi görünce sıradanlaşıyor maalesef. Halbuki o kadar garip bir şey var ki. Bir gün adamın bir tanesi heykel yapmış. O kadar benzetmiş ki yaptığı heykeli. İşte atıyorum hani Ahmet diye biri diyelim. Adam bir Ahmet diye bir heykelini yapmış, oymuş, oymuş, oymuş. O kadar benzetmiş ki en son elindeki o oyma aletini atıp konuş ya Ahmet demiş. İnsani vasıf bekliyor heykelden. Ya şimdi bir heykelden sanat olup da bir insandan sanat olmama ihtimali var mı? Heykeldeki noksanlıkla insanın kemalini ortaya çıkaralım mı Sinan? Adam heykele ne kadar kıymet veriyor inanılmaz. Ama diyor ki hayat daha acubeyi ilk diyor. Hayatta daha hayret verici bir şey var diyor. Heykelin gözü var ama görmüyor. Aklı var mı bu heykelin? Bizde var mı? Heykele bakıp bizdeki kemali görelim. Şuur var mı? Yok. Mantık muhakeme var mı? Yok. Şefkat merhamet var mı? Yok. Hamiyet gayret var mı? Yok. Davası kavgası var mı? Yok. Aşkı sevdası var mı? Yok. İlim irfan var mı? Yok. Edebi istikameti var mı? Yok. Sehaveti cömertliği var mı? Yok. Kahramanlığı var mı? Yok. İhlası saffeti var mı? Yok. İstina izzeti var mı? Yok. Onda ne yoksa bizde o kadar var. Şimdi o heykel mi daha ilginç bir sanat eseri yoksa biz insan mı? İşte bizdeki bu varların sebebi ne? Evet. Hayat ağacına takılan meyveler bunlar yine. Peki bu heykel hiç rüya görür, hayal kurar mı? Rikkati, gözyaşı, firak, ızdırabı var mı? Yok. Ayrılık acısı nedir bilir mi? Yok. Ebedi beka ister mi? Yok. İstiğfarı, ilticası, duası var mı? Yok. Şimdi bu yoklukları gördükten sonra hayat ile bana ne kadar nimet verdiğini gör. Ben bir heykeli sanat eseri olarak görüyorum ama arkadaşım da ve hayatın arkadaşıma taktığı özelliklerde Allah'ım sen ne kadar acayip bir sanat eseri yaratmışsını göremiyorum. Bu sıradanlık perdeleri inşallah, bu gaflet perdeleri inşallah bizden yırtılır, kopar gider. Para verip görüyoruz o heykeli. O heykelin birisi hoş geldin kanka dese değil mi? şuurumuzu yitiririz. Ama bizler için yitirmiyoruz. Konuşan bir et parçası var burada. Bu kulluk borcu, kulluğun vazifesi. Biz bu hayretleri sunmamız lazım yani. Bir şey diyorsun, bir et parçası. Karşıda da bir et parçası var, Murat biraz daha fazla bir et parçası. Ama bir et parçası var ve Murat duygulanıyor, gülüyor, ağlıyor. Hadi diyoruz şöyle böyle bir şeyler yapalım, gayrete geliyoruz. Hamiyet, kahramanlık kalpten fışkırıyor. Sebebi ne? <laughs> hayat. Hem hayat, bu kainatın tezgahı azamında öyle bir istihale makinesidir ki... Bakın şimdi, istihale makinesi ne demek? <laughs> Dönüşüm. Şimdi hayatta dönüştürme özelliği de var Allah'ın yaratmasıyla. Şimdi biz geçen közde patates yedik. Onun üstüne de neyi serptik? Tuzu serptik. Peki o tuz benim içimde cansız mı kalmaya devam etti? Hayır. Benim içimde hayat mertebesine erdi. Hayatta istihale makinası özelliği vardan maksat budur. Cansız gıdalar yorum ve içimde canlı bir Mehmet'e dönüşüyor. Allah Allah ya bu kadar ilginç bir şey olabilir mi? Kendine benzetiyor yani. Mütemadiyen her tarafta tasfiye yapıyor, temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor. Ve zerrat kafilelerine güya hayatın yuvası olan o cesedi o zerrelere vazife görmek. Yedin mi patatesi, tuzu? Zerrat kafileleri gitti mi? Nereye geldi? Tırnağıma geldi ya, saçıma geldi ya, gözüme geldi. Zerrat kafileleri gidiyor. Saç oluyor, yanak oluyor, göz oluyor, kaş oluyor bende ya. Yanağınız büyümüyor mu büyüdükçe? Büyüyor. Cesedin içinde ne oluyor? Dönüşüyor. dönüşüyor ya. Hayatlar bir mertebeye dönüşüyor. Hayattaki istihale yani dönüşüm makinesi özelliğine bakar mısınız? Nurlanmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışladır. Adeta zatı hay ve muhyi bu makineyi hayat vasıtasıyla bu karanlıklı ve fani ve süfli olan alemi dünyayı latifleştiriyor, ışıklandırıyor, bir nevi beka veriyor baki bir aleme gitmeye hazırlattırıyor. Hem hayatın iki yüzü yani mülk, melekut ve cihleri parlaktır, kirsizdir, noksansızdır, ulvidir. Onun için perdesiz... Perdesi olan ne? Hayat. Bakın siz üzüm yerken üzümde Allah Azze ve Celle perdeler yaratmış. Mesela bu perdelerden bir tanesi ağaç perdesi. Ağaç olmadan üzümü veriyor mu Allah Azze ve Celle? Vermiyor. Şartı adi planında. Başka bir perdesi su perdesi. Su olmadan ağacı büyütmüyor. Gübre, ilaç. Yani bir üzüm yemek istiyor musun? Çok perdesi var mı? Var. Peki hayatın perdesi var mı? Yok. Bir anda Allah Azze ve Celle perdesiz bir şekilde o hayatı yaratıyor. Yani şurada bütün atomları sabit bir tane papağan düşünelim. Vak vak viyak viyak bir şeyler diyor. Aynı papağan bir saniye sonra hayat çıkmış ve aynı atom sayısı yine burada gramı gramına mevcut. Ne oldu da az önce bağıran papağan şu an düşmüş, hareketsiz bir halde duruyor. Nedir buna sebep? İçinden ne çıkmış ki böyle ola? Hayat. İşte hayat bu kadar perdesiz. Oldu mu ne hale getiriyor, olmadı mı ne hale getiriyor? Yani ölümlere şahit olmuşsunuzdur. Bir anda böyle gık diyor, çat diyor gidiyor adam. E ne oldu yani? Az önce konuşuyorduk biz. Az önce daha ne çıktı içinden? Biz zatî perdesiz bir şekilde yaratmanın delili. Yani bir insan yokluğu noktasında ben kafası karışan insanları ben anlayamıyorum yani. Bunun normalde o gazallerin elinde tuttuğu hakiki felsefede bunun yeri yok, yeri yok. Bir insanın bu noktadaki düşünceleri tasavvur. Tasavvurun diğer adı ne? Marifet. Boyutunu geçemez. Bakın marifet ve tasavvur demek vahidi kıyaslarla düşünmemiz demektir. Şimdi ben şu odayı gördüm mü? Gördüm. Gözümü kapandığında hayal edebilir miyim? Bakın buna tahayyül denir. Ama olmayan bir odayı hayal edeceksen buna tasavvur denir. Gerçekte olmayan ölçülerle zihnimde kuruyorum onu. Baktım tahayyül, kapadım gözümü, tasavvur. Şimdi Allah'ın varlığı haşa tahayyül edilir mi? Yani değil mi? Ne edilebilir ancak? Tasavvur. tasavvur. İmam Gazali diyor ki, Allah'ın yokluğu vahidi kıyaslarda kalacağından ancak tasavvur edilebilir. Onda bile felsefede bunun yeri yok diyor. Yani kasav yokluğun tasavvuru bile edilmez diyor. Biz Allah'ı bilmeye marifetullah diyoruz. Marifetle tasavvur kelimesi aynı mı? Tamamen aynı kelimeler. Neden marifetullah diyoruz? Haşa bu şekilde Allah bilinemeyeceğinden bir vahidi kıyaslar üzerinden biz Allah'ı biliyoruz. Bu vahidi kıyas ne? Ene. Diyoruz ki ben görüyorsam Allah da görüyor ama ben gibi değil diyoruz aşağı. Ne oldu? Nasıl bildin Allah'ı? Tasavvur ettin vahidi kıyasla. Az önce Allah'ı bildim ve buna marifetullah deniyor. Yine devam edelim. Ben işitiyorum, Allah da işitiyor ama ben gibi değil. Bakın başka bir şey söyleyeceğim şimdi. Bakın beyler bakın. Ya şu aynada güneş varsa, gözüküyorsa, "Aa burada güneş gözüküyor." demek. Bu gözüken güneşin kendisi var bir yerde. Ya bu Mehmet de hayat var hayat. Bir şey var, ruh var Mehmet. Ya bunun da hayat varsa bu hayatın merkezi zatı hayyu kayyum olmak zorunda. Basit düşün ya. Allah'ın varlığı o kadar şüphesiz, kuşkusuz bilinir mi? Tahmininizden de öte bilinir. İmam Ali diyor ki, perdeyi gayb açılsa, artık her şey ayamayan olsa benim yakinim. Allah'ı bilmem artmaz diyor. Yakin bilmek demek. Demek o kadar kuvvetli Allah bilinir mi? Bilinir. Yani Allah'ın yokluğunu tasavvur ölçüsünde bile düşünemezken Allah'ın varlığı belki tasavvurla, marifetle başlar ama tasdikle, izanla, ispatla devam eder. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Belki kimilerine göre sırrel yakine kadar devam eder bu iş. İslam, inanın antitez değil yani. Sürekli böyle o onu dedi, bu bunu dedi. Bunlara vakit harcamaya gerek yok. Biz varlığıyla ilgili zaten onu tanımak için konuşuyoruz. Ve inanın istidada olan buradan hissesini alacaktır. Şu az önce konuştuğumuz delillere bakın ya. Bu hayat yani. Bunlara vesile oluyor ya Allah aşkına ya. Aynada kendine baksan ispat yani. Hayat perdesiz olduğu için aynada kendine bakman ispat. Ya ne oluyor yani? Şu hareketler nasıl oluyor ya? Ölü bir adamı morga yatırıyorlar. Beynine gerekli elektrik dalgasını, sinyali gönderiyorlar ve parmağı şu hareket yapıyor mu? Yapıyor. Ömer şu nasıl bir hareket? Çok kompleks bir hareket bak. Bağladım, çözdüm. Ya düğme iliklemek gibi kompleks bir hareketi nasıl yapıyor bu beden? Şu et parçası. Ya çok ilginç yani. Bu kadar perdesiz bir şekilde gözümün önünde duran hayat ya. İşte buna hayat ve ruh vesile oluyor. Ve bu hayat camın içinde gözüküyorsa demek dışarıda da kesim var diye aramak zorundasın. Camın içinde güneş gözüküyorsa, aa bu güneş kesim var. E ben de hayat gözüküyor mu? E, gözüküyor o zaman var yani kesim var. Devam edelim mi beyler? Onun için perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya desti kudreti Rabbaniye'den çıktığını aşikare göstermek için sair eşya gibi zahiri esbabı hayattaki tasarrufatı kudrete perde edilmemiş bir müstesna mahluktur. Müstesna mahluk dediği hayat bu arada. Perdesiz yani. Hani perdelilerden sınavı geçemediniz. Hani üzümü ağaç verdi sandın, sütü koyun verdi sandın, balı arı verdi sandın. Perdeli ya bunlar. Perdelilerden sınavı geçemediniz. E kurban olayım bari aynaya bak kendinden sınavı geç. Joker bir seçenek konulmuş oraya. Ya ben nasıl oluyor da bir et parçası görüyorum, duyuyorum, konuşuyorum. Bir etim yani. Ve benim işte merhum amcam da bir et ama o şu an bu vazifeleri yapamıyor. Ben nasıl yapıyorum ve o nasıl yapamıyor? Hem hayatın hakikati... Altı erkan-ı imaniyeye bakıp manen ve remzen ispat eder. Yani hem vacibül vücudun, vücubu vücudunu ve hayatı sermediyesini, hem darı ahireti ve hayatı bakiyesini, hem vücudu melaike, hem sair erkanı imaniyeye pek kuvvetli bakıp iktiza eden bir hakikati nuraniyedir. Hem hayat bütün kainattan süzülmüş en safi bir hülasası olduğu gibi kainattaki en mühim bir makasıdı ilahi ve hilkati alemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti netice veren bir sırrı azamdır. İşte hayatın bu meskur 29 ehemmiyetli ve kıymetdar hassalarını ve ulvi ve umumi vazifelerini nazara al. Sonra bak, Muhyi isminin arkasında ismi Hayy'in azametini gör ve hayatın bu azametli hassaları ve meyveleri noktasından İsmi hay nasıl bir ismi azam olduğunu bil. Hem anla ki bu hayat madem kainatın en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kıymetli meyvesidir. Elbette bu hayatın dahi kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Şimdi buradaki netice kelimesini alalım. Sizinle gitsek Elbistan Termik Santrali'ne. Ne yakıyorlar orada? Kömür, linyet, bir şeyler yakıyorlar. Gittik Sinan fabrikayı gezdiriyorlar bize. Biz de anlamıyoruz ama o fabrika ne yapıyor, ne ediyor, nedir, ne değildir bilmiyoruz Sinan. Adam şuradan 100 ton kömür atmış. Şuradan da Sinan 100 kilo kül çıkmış. Bu da fabrikamız. Deriz ki ne saçma bir işleriz ya. 100 ton kömürü 100 kilo küle çeviriyor. E ne oldu? Böyle saçma iş mi olur? Dediğimiz anda adam dese ki ya durun durun öyle değil. 100 ton kömür 100 kilo küle dönüşüyor ama bunun sonucunda da Türkiye'ye yetecek elektrik çıkıyor derse ha tamam deriz. Bak bu mantıklı oldu deriz değil mi? Şimdi ben buraya insanı koyayım. Bu sefer insan fabrikasını konuşalım. Şimdi bu insanın buradan ne geliyor? Tonlarca yemek geliyor. Affedersiniz çıktısı nedir? Kazurat devinden pislik çıkıyor. E şimdi bizi dışarıdan biri görse. Tonlarca güzel nimetler gelecek. Elma, armut, karpuz, tantuni, kebap, çiğ köfte, yumurtalı çiğ köfte, tavuklu çiğ köfte, muzlu çiğ köfte, öyle çiğ köfte, waffle'lar, krepler, şunlar bunlar. Buradan affedersiniz kazurat evinden pislik çıkıyor. Biri görse der ki ya bu saçma sapan bir fabrika. Bu fabrikadan bu kadar güzel nimetler, bu kadar kötü bir şeye dönüşerek çıkıyor. E bu fabrikanın bir şey üretmesi lazım dediğinde işte o fabrika kulluk ve dua üretmesi lazım. Ve o kulluk ve dua üretmesinin yani bu neticenin sebebi yine hayattır. Evet buyurun. Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Kainatın tamamı bana hizmet ediyorsa hayatın gayesi kainattan büyük demek. Bu yüzden huzuru kaçıranlar ne oluyor biliyor musunuz? Gayesine ihanet ediyor. Aynı meseleyi bize de vurabiliriz. Yapılması gereken, çözülmesi gereken şeyleri zamanında yapmayın, çözmeyin. İleriki dönemlerde huzurunuz, dikkatiniz, içiniz nasıl karışıyor? Hayret edeceksiniz. Şimdi bakın benim bir saat boks antrenmanı yapmam, dört rekat namaz kılmamdan daha ağır bir şey. Sen istersen on yıl boks antrenmanı yap, o bir vakit namaz kadar hayatın gayesine hizmet etmez. Gayeden maksadı anlatabildim mi? İnsanın gayesi şu konuştuğumuz değerler içerisinde kainattan daha büyük. Bu yüzden bir insan gayesini bozduğunda kainatın helaketine sebep oluyor. Kıyamete yani. Bu yüzden kainat bize düşman oluyor. Ve Allah Azze ve Celle bunun neticesinde değil mi? Gadab-ı ilahi diyoruz. Ne yapıyor? Belki de bizim huzurumuz bu yüzden bozuluyor. Belki mutsuzluğumuzun, belki dikkat dağınıklığımızın, belkileri siz doldurun her birinin sebebi tam burada saklı. Huzuru isteyen ne yapması lazım? Gayeye hizmet etmesi lazım. Yani fıtratın gereğini yapması lazım. Buyurun. Evet, bu hayatın gayesi ve neticesi hayat ebedi olduğu gibi bir meyvesi de hayatı veren zatı ı hay ve muhiye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise hayatın meyvesi olduğu gibi kainatın gayesidir. Ve bundan anla ki bu hayatın gayesini rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskarane nimetlenmektir. Diyenler. Allah Allah diyorlar ya bir kere geldim bir kere yaşa ya bu hayatı. Ya o yüzden zaten bir kere olduğundan yaşayamıyorum ya. Bir de ben gelmedim gönderildim yani. Bu ayrımı da yapmamız lazım. Ben gelsem istediğim zaman gelirim ve istediğim zaman giderim. E, istediğim zaman gelemiyorsam, istediğim zaman gidemiyorsam ben gelmedim gönderildim. Madem biri gönderdi bir amaca bir gayeye hizmet için beni gönderdi. Ne kadar ilginç değil mi? Şeytanın ders aldığı insanlar var ya. Bir kere geldin ya şöyle yaşa gönlünce şöyle yap böyle yap böyle yap. Yazık ya. Aradan biraz daha zaman geçip böyle okumaya devam edersek vicdanımız da bu şekilde devam ederse eğer Allah'a meydan okuyan, karşı gelen insanlara sinirlenmekten önce artık üzülmeye başlayacağız. Kainatı tesbih gibi elinde çeviren bir zata bunları yapıyorlar ve ileride başlarına neler gelecek, kim bilir diye. Belki üzülmemiz öfkemizin önüne geçecek çünkü baş edilmez bir şeye karşı kafa tutuluyor. Buyurun. Gayet çirkin bir cehaletle münkirane, belki de kafirane bu pek çok kıymetler olan hayat nimetini ve şuur hediyesini ve akıl ihsanını istihfaf ve tahkir edip dehşetli bir küfranı nimet ederler. Ya değil mi? Evet. Na ehil olur mu arzı ehil, her Ahmet'e bulunur bir Ebu Cehil. Subhaneke la ilme lana illa ma ellemtena inneke entel alimul hakim. El Fatiha